şekilde görmüş olduğunuz parselimizi, alanımızı parsellere ayırmak istiyoruz. Uzunluğu 250 metre. Genişliği de 150 metre olan, dikdörtgen şeklinde verilmiş olan bir adanın parsellere ayırma işlemini göreceğiz. Bu parselleri önce eşit miktarda ikiye böleceğiz. İkiye böldükten sonra da istenilen alandaki miktarlara bölmeye çalışacağız. Bunun için önce netmap dedim, yardımcı işlemler, ada parsel oluştur. Ada alan, yazı yüksekliğini seçtim. Tamam dedim. Herhangi bir yere tıkladım. Parselimizin 258 nolu parsel olsun, adamız olsun. 258'e koydum. ESC'de çıktım. Bakıyorum netmap parsel editörü. 258 nolu parselimizin alanı 37.500 metrekareymiş. Buradan tabakaya geliyorum. Tabakadan sıfıra getiriyorum. Ada alanı görünmez hale getiriyorum. Kapatıyorum. Tabakalar kısmından. Tekrar netmap dedim. Yardımcı işlemler, eski komutlar, otomatik bölme işlemi. Şimdi hangi tarafta tam bölünmesini istiyorsam, solda veya sağda onu işaretliyorum. Eğer ki solda diyelim, paralel dedim, alan miktarını belirlemek için. Bölünecek alan herhangi bir yerine tıkladım, işaretledi. Paralel alınacak hattı göster dedim. Tıkladım. Parsel alanı 37.500 metrekare. Cephe uzunluğu 250. İstenilen alan 37.500'ü 2'ye bölmek istiyorum. 18.750. Tamam dedim. Birinci parsel alanımız 258'e 1 dedim. Tamam dedim. Ve numarayı da koydum. Kalan kısmı dedim. Buraya tıkladım. 252 dedim. Ve burayı da bu şekilde yapmış oldum. Şimdi bakıyorum. Hepsini görmek açısından. Ada alanı da açtım. Netmap dedim. Parsel editörü dedim. Tamam dedim. 258 nolu parselimizin küçük parsellere ayrılması için önce ikiye böldüm. 1 nolu parsel 18.750, 2 nolu parsel 18.750. Tamam dedim. Şimdi ada alan dedim. Bunu da kapatayım parsel alanını. Ada alanını kapatalım. Parsel alan açık kalsın. İşlemleri görebilmemiz açısından. Netmap dedim. Ve otomatik bölme işlemine tekrar geldim. Tekrar paralel alıyorum. Birinci alana, yarım alana tıkladım. Paralel alınacak olan hattı göster dedi. Tıkladım. Parsel alanı yarısı 18.750, cephe uzunluğu 250, istenilen alan. Bunu farklı bir yöntemle gidelim, ayıralım. Cephe açıdan gidelim, cephe açı dedim. Bölünecek alanı tıkladım, hattı göster dedim. Cephe uzunluğu 250. Ben cephe 50'şer metre uzunluğunda cepheleri ayırmak istiyorum. Dolayısıyla 5 cepheden oluşan eşit miktarda bölmek istiyorum. Bunun için cepheye 250 metre uzunluğundaki cephemi 50'şer metre cephelere ayırıyorum veya 75 metre
ayırmak istiyorum. 75.75 dedim. Cephe 75, açı 100. Tamam dedim. 75 metre uzunluğunda dik olarak bölmüş oldum. Parsel numarası 2. Bu sefer buna bir nolu 258 taksim 1 parsel 101 diyelim. Tamam dedim ve parsel numarasını da ilave yaptım. Tekrar cephe açı dedim. Kalan miktarı tıkladım. Bana hattı göster dedi. Kalan hattı gösterdim. 75 metreye çıktı. Kalan cephe uzunluğu 175 oldu. Parsel alanında kalan miktarı parsel alanını bu şekilde vermiş oldu. Cepheyi istediğim miktarı cephe uzunluğunu alabilirim. Bir önceki 75 metreydi. Şimdi kalan 175. Yine 75 alayım. Cephe uzunluğunu. Açısı 100. Tamam dedim. 102 otomatik koydu. Parsel numarasını yerleştirdim. Ve nokta numaralarını otomatik verdi. Tekrar cephe açıya geldim. Kalan miktarı tıkladım. Cephe hattını gösterdim. Cephe uzunluğu 100 metreymiş. Ben geri kalanını 50'şer metre uzunlukta yine iki eşit parçaya bölmek istiyorum. 50 yazdım. 103 nokta parsel numarasını yerleştirdim. Nokta numaralarını attı. Son kalan kısmına kalan dedim. Ve 104 nolu parselimizi bu şekilde otomatik yazmış oldum. Şimdi sağda diyorum. Cephe açı diyorum. Bu kısmını bölmek istiyorum. Bölünecek olan 2 nolu daha önce 2'ye böldüğümüz parselin İkinci kısmını parsellere ayırmak istiyorum. Hattı gösterdi. Hattı gösterdim. 18.750 cephe uzunluğu 250. Şimdi dördüncü parselde bu beşinci parsel oluyor. Burayı yine tersten 75 uzunluk olsun. Açı da 100 olsun. 105 oldu. Şuraya 105 koydum. Noktaları attı. Yine cephe açı dedim. Kalan miktarı tıkladım. Hattı gösterdim. Cephemiz yine 75 olsun. Tersinden başlayalım. 75, 106 koydum. Noktaları koyuyor. Cephe açı dedim. Diğerinin tersi olacağı için kalan miktar bölünecek hattı gösterdim. 50 dedim. Tamam dedim. Kalan buraya yazdım. Şimdi kalan kısım diyorum. Tıkladım. 108 nolu parselimizi yazmış oldum. İptal dedim. Şimdi hepsini tekrar açıyorum. Ada alanı aktif hale getirdim. Diğerleri açık durumda. Netbap dedim. Parsel editörü dedim. Tüm parseller. Evet. Şimdi baktığımda bütün bölme işlemlerimi hangisinin üzerine tıklarsam orayı altta göstermiş olacaktır. 258.1 nolu parsel, 2 nolu parsel, 101 nolu parsel, 102 nolu parsel, 103 nolu parsel, 104 nolu parsel, 105 nolu parsel, 106 nolu parsel, 107 nolu parsel ve 108 nolu parsel. Şimdi burada ben alan vermedim. Genişliklerine göre bölme işlemini yapmış oldum. Otomatik olarak alanda kendisi burada vermiş oldum. Buraya bunları yaz dersem yazılacak alanlar özet alan, cepheli alan,
koordine özet, hangisini istersem buradan belirtiyorum. Tapu alanları da çıkmasın, oraya tapu alanları da yazmış olsaydım tapu alanları da çıkmış olacaktı. Cepheli olarak çıkmasını istiyorum. Ekranda çıkmasını istiyorum. İstersem dosyaya bunu kaydedebilirim. Tamam dedim. Ekranda. Bunu başka türlü de çıkarırım. Hesap, yazıcı çıktıları, koordine özet, ekranda sıralama yapılsın. Tamam dedim. Tümünü seç dedim. Sağa tıkladım. Ve ekranda bir yere X ve Y koordinatlarını otomatik olarak vermiş oldum. Limit bul dedim. Hesap dedim. Yardımcı işlemler. Plan çizimini yapmak istersen plan çizimi köşe noktaları yazılsın. Cephe çerçeve çıksın. Cepheler yazılsın. Normal yazılsın dedik. Buradaki miktarlar 5 olsun. Hepsini 5 olarak ayarladım. Ve 1/1000 ölçeğinde bu şekilde çıkmış oldu. 1500. Burada yine koordinatlarını kendimiz buradan tekrar ayarlayabiliriz. Bu şekilde plan çizimi de çıkmış oldu. Şimdi çizmiş olduğumuz planın durumuna bakıyoruz. X ve Y koordinatlarında başlangıç noktaları, burası 100'den başlıyor. X de 768'den başlıyor. Fakat ben bu 768'in 700'den başlamasını istiyorum. Y koordinatların başlangıcı normal. Bu durumu nasıl düzelteceğim? Limit bul diyorum. Pencere dedim. Tekrar yeni baştan işlemimi yapmam için ada parsellere ayrılmış olan kısmı tekrar pencereden getiriyorum. Netmap dedim. Ve yazdı eski komutta ya plan çizimine tekrar geldim. Yazı boyutunu tıklıyorum. Şimdi benim sol altta, sağ tarafta yani Y istikametine giden kısımda problemim yok. Burada alt boşluk dediğim kısım X tarafına yukarı doğru giden kısımda. 5'miş. Şimdi bunu hesap makinesine aldığımda yüzden 5'i çıkardığımda karşımda 95 kalır. Buraya 95 olarak yazıyorum. Tamam dedim. Normal yazılacak dedim. Cepheleri kaldırdım. Ve tamam dedim. Şimdi bakıyorum. Acaba yaptığım işlem doğru mu? Maalesef yanlış olduğunu görüyoruz. Tekrar 100'den 700 limit bul diyorum. İstersen buradan bunu kaydırabilirim. Madem ki buradan 700 olarak almış. Kaydırmayı tıkladım.
seçtim. Yakalama modlarını pasif hale getirdim. Tıkladım. Yalnız diklik modunu aktif hale getirelim. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Seçtim. Sağ tıkladım. Buradan itibaren yakaladığım kısımdan bunu büyütüyorum. O noktasına. Evet. Sarı, mavi çıktı ve bıraktım. Şimdi bundan sonraki kısmı büyütüyorum. Kesme işlemini yapacağım. Kesi aldım. Kesen objeleri göster. İşaretledim. Sağ tıkladım. Kesecek objeyi göster dedim. Ve kestim. Bu tarafa geleyim. Burada da aynı işlemler yapıyorum. ESC ile çıktım. Tekrar kese geldim. Kesen objeleri göster dedi. Sağ tıkladım. Ve şimdi bunları tekrar kaydıralım. Kaydıralım. Şunu sileceğim. Bunu sildim. Ve kaydırılacak olan kısımları getirdim. Sağ tıkladım. Diklik modum açık. Ve uygun bir yere taşıdım. Burada çift kısımlar var. Şimdi bunları da Ctrl Z ile geri alalım. Burayı silebilmem için bu komple şurada ayrıştır var. Ayrıştır'a tıkladım. Ayrıştı. Sağ tıkladım. Hazır duruma geldi. Silme işlemini tekrar aldım. Ayrıştırdıktan sonra ilgili kısmı silmiş oldum. Tekrar bunlar için de aynı işlemleri yapabilirim. Bombayı getirdim. Ayrıştırılacak olan kısma getirdim. Sağ tıkladım. Silgiyi getirdim. Bu diğer silgiyi de siledim. Alt kısmını tıkladım. Ve silme işlemini yapmış oldum. Evet, bu şekilde limit bul dedim. Ve buradaki başlangıç noktalarının 700 ve 100'den başlamasını sağlamış oldum. Tekrar aynı işlemi limit bul diyorum. Çiz dedim. Yazı koordinat yazdır dedim. Tümünü seç dedim. Sağ tıkladım. Ve koordinatlar da iç kısımlara yazılmış oldu. Limit bul diyorum. Yenile dedim. Ve yenileme işlemini yaptım. Bu şekilde plandaki koordinatların değiştirilmesini de bu şekilde görmüş olduk.